Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir tarif videosuyla sizinleyim. Bugün yapacağımız tarif çok basit, çok sağlıklı. Kendisi lavaş olsa da tam buğday unundan bir lavaş yapacağız. Ben şöyle direkt başlayayım. Şu şekilde benim tam buğday unum vardı. Göz kararı şekilde kabıma koyuyorum. Taze taze bittikçe yapacağım arkadaşlar. O yüzden bu kadar yeter. Şöyle bir havuz yapıyorum yani ortasına. Evet. Şöyle çok az ılık su ekliyorum. Evet, bu şekilde. Mayamı ekleyeceğim. Ben kuru maya kullanıyorum. Siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir tepeleme yemek kaşığı kullandım. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Çok az. Biraz yumuşaklık katsın diye. Sütüm kalmamış. Normalde ben süt de ekliyorum. Çok az. Şimdi bunu arkadaşlar şu şekilde bir kaşıkla karıştıracağım. Mayayı su ile birlikte şöyle bir 5 dakika karıştırıyorum. Siz bunu yapıp sonrasında üzerine un da ilave edebilirsiniz. Bu yapacağım lavaşlarla arkadaşlar ben ocakta pişireceğim. Siz sacda elektrikli sacınız falan varsa orada yapabilirsiniz. Ben tavanın üzerinde yapacağım. Şöyle biraz mayayı çözdürdükten sonra arkadaşlar tuzunu ilave edeceğim. Şu şekilde çok az bir tuz koyacağım. Şöyle yarım çay kaşığı kadar. Evet. Şimdi bunu yine şu şekilde karıştırıyorum. Ben bunlarla dürüm yapıyorum arkadaşlar. Tost yapıyorum. Bu lavaşla. Yaptığım tarifleri zaten paylaşacağım. Yani bu lavaşla birlikte neler yapıyorum onları paylaşacağım zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani takipte kalın arkadaşlar. Bu arada çok değişik videolarım da gelecek. Normaldeki videoların dışında birkaç sürprizim var. Ona tabii biraz daha zaman var. Onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Bakalım. Olursa. Daha şu an biraz zaman var. Ama yine de söylemek istedim yani. Yani videomu izlerseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolardan ya da bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olmak için de abone ol butonunun yanında bir zil işareti olacak. Onu aktifleştirirseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi biraz böyle köpük kıvamına geldi. Şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Siz elinizi de kullanabilirsiniz. Ben en son yoğuracağım elimle. Böyle bir hamur olacak. Evet. Şimdi bunun mayalanması için bırakıyorum.
Mayalandıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şöyle buraya normal buğday unundan koydum. Oklavam, şimdi hamuruma bakıyorum. Evet, kendisi gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şekilde mayalanmış. Bunu direkt buraya alacağım. Zaten kendisi çok azdı. Yani çok da güzel şöyle mayalanmış. Şimdi eşit parçalara bölüp açacağım. Evet, şöyle bir hamur kesme şeyimle arkadaşlar şöyle şunu da 3'e bölüyorum. Toplam 6 lavaş olmuş olacak. Evet, bu şekilde. Bunları da şu şekilde beze alıyorum. Evet, böyle yuvarlakça açtım arkadaşlar. Bunları ben tavada pişireceğim biliyorsunuz. Şimdi diğerlerini de açacağım. Açtıkça size gösteririm. Evet arkadaşlar, şöyle bir tava koydum. Şimdi bunu da pişireceğim. Altını açtım. Şurası da elimden un oldu, yani leke değil. Şimdi getirip üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar, şu şekilde çevireceğim. Evet arkadaşlar, bütün lavaşlarımı pişirdim. Bakın. Böylece bir bezin içine sarmıştım. Kurumasınlar diye. Şöyle görüyorsunuz. 6 taneydi. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Daha şöyle açayım direkt. Şu an hala çok sıcaklar. Evet, bu şekilde yaptım. Bu da bana bayağı bir gider. Zaten ailede sadece ben yiyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın, süt de olmamasına rağmen yumuşacık oldu. Görüyor musunuz? Yani çok beğendim. Bunlarla dürüm, şöyle yarım tost, gözleme şeklinde tavada her şeyi yapabilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman videomu burada kapatayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.